Merhabalar. Bir söyleşi günlerinde daha bizlere zaman ayırdığınız için hepinize baştan teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, sevgili kan bankacı arkadaşlarım, bugün sizlerle bir reaksiyonu inceleyeceğiz. Birlikte bir reaksiyonu inceleyeceğiz. İncelediğimiz bu reaksiyonu da incelerken nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde konuşacağız. Geçen söyleşi günlerinde de gene benzer bir şekilde hemovigilance ile ilgili işte neler yapacağımızdan bahsetmiştik. Bu kez olayı biraz daha detaylandıracağız hep birlikte. Onun için de bu oturumun adını 5N1K koyduk. Nedir bu 5N1K? Şöyle bir baktığınız zaman tanımında diyor ki, herhangi bir konuda bilgi toplamak ya da bir araştırma yapmak için bu olayla ilgili olarak işte 5-6 tane soru sorarsınız. Aslında tabii bu soruların sayısını arttırabilirsiniz. Ne, nerede, nasıl, niçin, neden gibi pek çok kim şeklinde sorular sorarak bu olay hakkında bilgi toplayıp araştırma yapabilirsiniz. Aslında bizim Hemovigilance'da yaptığımız şey de bütünüyle aynı. Bir olay gerçekleşiyor. Bu olay gerçekleştikten sonra geriye dönüp de bu olayı araştırmanın o olaya bir katkısı olmuyor. Aslında ondan sonraki olaylara katkısı oluyor. Önlem almak adına yeni olayların gelişmesini önlemek, bir daha tekrarlamamasını sağlamak adına bu olayı irdelemek son derece önemli. Tabii bunun neticesinde ne yapılacak? Belki ulusal kararlar alınacak, belki de uluslararası kararlar alınacak ve bir takım önlemler getirilerek bu risklerin önüne geçilecek veyahut da kötü senaryolar ortadan kaldırılacak. Şimdi biz bu tabii söyleşi günü olduğu için yani webinarlarımızdan biraz farklı olduğu için biraz daha tiyatral bir sunum yapmaya çalıştık sizin için. Nasıl bir şey yaptık? Bir klinisyenimiz var yanımızda bizlerle beraber. Doçent Doktor Başak Adaklı Aksoy, Altınbaş Üniversitesi Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi Hematoloji Onkoloji, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Kliniğinden. Aynı zamanda Hemovigilance Koordinatörü olarak hastanede çalışıyor. Başakçığım merhabalar. Merhabalar. Diğer arkadaşımız da İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doçent Doktor Beril Yoğun Merkezi tarafından beraber. Dolayısıyla transfüzyon merkezi ile kliniğin ikinci derecedeki bir reaksiyonda neler yaptığını birlikte incelemeye çalışacağız. Başakçığım ben köşeme çekiliyorum ve bundan sonraki sohbeti sana bırakıyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba demek istiyorum. Çok özlediğim yüzleri bir arada görme fırsatı verdi bu söyleşiler bana. Tüm çalışma arkadaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah fiziksel olarak çalışacağımız günlerde gelecektir diye bir ümit içindeyim. Çok pardon, slaytlarımı ilerletmeye çalışıyorum. Biz olgumuzla başlayalım isterseniz. Ben konunun klinisyeni olarak olguyla açılışı yapayım. Şimdi hastanemize bu arada yani %100 gerçek olabilecek bir senaryo. Hastanemize 12 yaşında bir kız hasta gecenin bir körü uçakla Kazakistan'dan geliyor. Nüks akut lösemiymiş, tedavisini tamamlamış, gök hücre nakli yapılacakmış, yanına vericisini de almış gelmiş. Gece hastaneye yatırmışız. Nöbetçimiz ilgilenmiş. Hemen kanları gönderilmiş servisten. Kan sayımında hemoglobini 5 hocam diye acil teknisyeni sayım sonucunu ekrana bile girmeden telefonla bilgi vermiş. Biz de 5 hemoglobini görmüşüz. Çocuk soluk, halsiz, bitkin. Muayene etmişiz karaciğeri. Ele geliyor. Eyvah demişiz yetmezlik olmasın. Bir bakmışız çocuk gerçekten taşikardik. Vital bulgularında çok stabil görmeyince çok acil eritrosit gerekiyor diye transfüzyon merkezine tabii form göndermekle yetinmemişiz. Zır zır aramışız. Bize çok acil eritrosit demişiz. Ve tabii kan grubunu bilmiyoruz. Hani şimdi geldi hasta, onları da çalışırsınız siz deyip
Gerek yok cross match'e falan. Biz bunu hemen takacağız. Hızla kanı çıkarın demişiz. Biz kanı çıkarmışız. Laboratuvar ne yapmış? Berin Hocam burada sözü benden devralsın. Evet, hepinize merhaba diyorum öncelikle. Bu şekilde olmak da ilginç olmakla birlikte yine sizleri görmek çok güzel. Biz çok acil kan istemiyle klinikten gelen istem olunca hemen barkod üzerine yapıştırmış bir numune istemişiz. Onlar da bize sağ olsunlar olması gerektiği gibi numuneyi göndermişler. Hemen nöbetçi arkadaşımız kan gruplamasına çalışmış ve kan gruplamasının testinin sonucunda kan grubunu belirlemiş ve hastayı AB RH pozitif olarak değerlendirmiş. Değerlendirdiği kartımızın görüntüsü de bu şekilde. Hasta AB RH pozitif olarak değerlendirmişiz. Hastanın grubu belirlenince zaten klinik başımızın etini yemiş. Hemen kan lazım, hemen kan lazım demiş, telefon etmiş. Demişler ki cross'a bile gerek yok, hemen bize kanı göndermeniz gerekiyor. Biz de demişiz ki peki tabii ki göndeririz ama demişiz mutlaka bize kan, bu cross'uz kanı takılmak istediğinize dair evranınızı mutlaka gönderin ki biz de size bu kanı çıkabilelim. Ama demişler ki ne olursunuz biz bu hastaya hemen takmamız lazım demişler. Biz de peki ama mutlaka evrağı gönderin demişler. Demişiz ve karşılıklı güven içerisinde kanı biz kliniğe göndermişiz. Bu arada tabii ki bu kanın istem formunun, acil istem formunun mutlaka dolması gerektiğini özellikle nöbetçi arkadaşımız belirtmiş. Mutlaka cross match testini yapılmadan kabul edildiğini işaretlemesi gerektiği, hekim imza ve kaşesi olmadan bu formun geçersiz olacağını da üstüne basa basa belirtmiş. Biz bu formun da sonradan da olsa gelmesini bekliyoruz şu an. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Biz cross matchsiz kanı isteseler bile mutlaka kan numunesinin yani torbanın ucunda bulunan numuneden örnek alıyoruz ve kan kliniğe göndermiş olsak bile cross match istemini hastanın gelen örneğiyle çalışıyoruz. Biz bu arada cross match işlemini yapmaya başlamışız ama o arada zaten kan kliniğe gitmiş ve klinikte transfüzyonu başlamış çünkü çok acil. Evet ama haklısın. Klinikte acil bir durum söz konusu. Kanı teslim almış bizim hemşiremiz. Bakmışlar, hasta onamını almışlar. Dış kontrolü yapmışlar, torbayı gözden geçirmişler. Eritrosit tamam, evet kan grubu AB. Transfüzyona hemen başlamışız. Zaten tak tak tak, hadi kanı tak durumundayız. Bu transfüzyon formunda kontrol ederken transfüzyon bilgi kontrolünde sizin de göreceğiniz gibi hasta bileşen kan grubu kontrolü var ama biz orada hastanın kan grubuna hakim değiliz. Çapraz karşılaştırma kontrolü var. Onu da biz söylemişiz zaten. Çapraz karşılaştırma yapılmasın bu kana demişiz. Daha doğrusu hekimimiz sözel olarak söylemiş. Transfüzyona başlamışız. İzleme uygun olarak ilk 15 dakika yaşamsal bulgu ve reaksiyon takibi için hemşire hastanın odasında. İyi ki odasında 10. dakikada yüzde şişme, göğüste baskı hissi ve nefes darlığı tanımlamış hasta yakını. Hastanın kendisi. Bir de şöyle düşünün, bu hasta Kazak, Türkçe konuşmuyor. Odanın içinde bir perişanlık. O koşturuyor, bu koşturuyor. Yok mu bunun tercümanı? O andaki nümayişi gözünüzde canlandırın. Ani başlangıçlı solunum sıkıntısı bir akut transfüzyon reaksiyonudur demişiz. Peki akut transfüzyon reaksiyonu nedir? Transfüzyon sırasında ve sonrasındaki ilk 24 saatte çıkan reaksiyonlardır. Bunlar hemolitik olabilir, enfeksiyonla ilişkili olabilir, ateş ile ilişkili reaksiyonlar olabilir. Akciğer hasarının ve dolaşım yüklenmesinin yani trali ve takonun bulguları da erken çıkar. İlk klinik bulgular tüm tiplerde benzerdir. Bizim klinikte en çok elimizi bağlayan şeylerden biri budur. O sırada körüz aslında. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani ben hastanın MI geçirip geçirmediğinin farkında değilim o sırada. Kan taktığım ana denk gelmiş başka bir patolojinin varlığını bir yandan ayırt etmeye çalışıyorum. Ağrı, ateş, nefes darlığı, göğüste baskı, bulantı, kusma, karın ağrısı, tansiyon, çarpıntı, cilt döküntüsü. Evet hepsi olur da hiçbiri spesifik değil. İlk anda, o ilk heyecan anında bize ne yaşadığımızı tam olarak söylemiyor. Ama sevgili rahmetli İhsan hocamın slaytıdır, aynen koydum, rahmetli anıyorum. Herhangi bir akut reaksiyonda bizim yapacaklarımız hiç değişmez. Hemşire ve sağlık personelinin yapması gerekenler transfüzyonu durdurmak, yeni bir hat set ile damar yolunu açmak, hemen mümkünse bir volüm genişletici sıvı takmak, hasta kimlik ve kan bileşeninin etiketlerini kontrol etmek, kime neyi taktık, ilgili hekime haber vermek,
tabii hekim başında olsa daha şık olur da hani hepimiz ideal koşullara çok da yakın olmayabiliyoruz. Stabil duruma gelinceye kadar hastanın vitaminlerini yakın takip etmek, transfüzyon raporunu düzenlemek, kan bileşenini seti ile birlikte kan merkezine göndermek, çünkü sonraki çalışmalara ışık tutacak, hastadan da yeni ve kan, idrar ve kan örneğiyle durumu aydınlatmaya yönelik tetkiklerimizi yapabilmek. Ne yaptık biz hastamıza? Hemen damar yolundan kanı ayırdık. Yeni bir setle IV hidrasyon sağladık. Göğüste baskı tanımlıyordu. Vital bulguları monitörizeydi Allah'tan. Hemen oksijen desteğini verdik. Yaşamsal bulgularını yakın takip ediyoruz. Ama bir yandan kliniğini kötü gördük. Ne yaptığımızın çok farkında olmadığımız için anafilaksi mi, MI mi haberimiz yok. Hem difenidramin yaptık. Hasta iyi değil, peşine steroid verdik. O panikle biz bunların hepsini böyle yapıyoruz. Yapmıyorum diyenin elini öperim. Steroid uygulamasını tekrarladık hatta. Çünkü uygulamaya rağmen hastada hipotansiyon gelişti. Eyvah şok gelişiyor dedik. Kusması oldu. Birkaç sistem birden etkileniyor, paniği içindeyiz. Ve steroid uygulamamızı tekrarladık. Peki ne oldu bu hasta? Biz ne yaşadık? Hocam biz ne yaşadık? Verin hocam. Tabii hala ne yaşadığımızı çok farkında olmamakla birlikte bize servisten bilgi geldi. Dediler ki biz kanı taktık ve hastaya bir şeyler oldu. Biz de dedik ki abi transfüzyon reaksiyonla karşı karşıya olabiliriz. O zaman ne yapalım? Hemen biz zaten Başak hocam sağ olsun düşündü. Bize setleri ile birlikte kan örneğini gönderdi hemen servisten. Ama biz öncelikle ilk yaptığımız şey bu hastanın kan bankasındaki kaydı ne? Yani bu hasta daha önce bize gelmiş mi? Geldiyse hangi kan grubunu belirlemişiz? Ne demişiz? Hangi kan grubunu vermişiz eğer kan verdiysek? Bu bilgileri öncelikle bir kere kayıtlarımızdan kontrol ediyoruz. Baktık ama bu hastamız maalesef ilk defa gelmiş. Hastanemize ve kaydı yok. Kan grubu belirlenmemiş. Herhangi bir bilgimiz yok. O zaman evet, diyoruz ki bize hemen ne yapacağız? Zaten daha önce bize gelen örneği var. Acaba daha önce çalıştığımız kan grubunu doğru mu belirledik diye mutlaka elimizdeki olan eski örneğimizde kan grubunu bir kere tekrar ediyoruz hemen. Aslında arkadaşımız da hemen kan grubunu tekrar etmiş. Kan grubuna baktığında her şey çok güzel, muhteşem. Her şey yukarıya çıkmış. Acaba ne olmuş? Kan grubunu değerlendirirken ben de hemen ilk gözüme çarpan bir kere ilk baktığım şey kontrol kuyucuğu. Ve kontrol kuyucuğunu gördüm, baktığında diyorum ki kan yukarıda ve bu kart çalışmamış aslında. Yani kontrolü pozitif bu kartın. Biz kontrolü pozitif kartı değerlendiremiyoruz. Aynı zamanda forward'a göre hani baktığımız yine AB olarak görmüşüz aynı teknisyen arkadaşımızın gördüğü gibi, ama bu forward grubunu destekleyen bir reverse karşılığını göremiyoruz. Orada da bir tuhaflık var. Ama kontrolü pozitif olduğu için bu değerlendirmeye uygun bir kan grubu kartı mıdır? Bu da soru işareti. Ama arkadaşımız o arada gözden kaçırmış ve bunu AB olarak değerlendirmiş. Burada hemen kafamıza soru işaretleri, yıldızlar başlıyor kan bankası tarafından. O arada zaten Başak Hanım yani klinikten bize hastanın torba kanı ile birlikte yeni bir örneğe gelmişti. Hemen acaba doğru hastadan mı alındı? Tekrar bir kan grubunu teyit ediyoruz o hastanın yeni gelen örneğiyle. Onu çalıştığımızda da evet, transfüzyonla başlamış, verilmişti zaten. Gelen kan grubu evet, yine burada bir kontrolde bir tuhaflık var. Yine forward reverse uygunsuzluğunda bir tuhaflık var. Reverse bir tuhaf, forward'ı bir tuhaf diyoruz. Ve madem bu hastaya kan takıldı, biz cross istememişler bizden ama ne yapmıştık? Geri planda cross match'i yapmamız gerekir deyip yapıyorduk. Acaba cross'umuz çıktı mı? O arada bizim santrifüjen arkadaş çıkartmış, bir bakıyor ki yapmış olduğu cross'ta aslında cross uygun değil. Yani bir önce torbaya koyup servise gönderdiği kan aslında o hastaya uygun değil. Çünkü taktığı kanda bir tuhaflık var. Yine kontrolünde bir tuhaflık var. Cross'a uymuyor. Hemen gelen torbanın da tekrar cross'unu çalışıyor arkadaşımız. Yine aynı görüntü, cross'a uygun olmayan bir kanı klinik kullanmış gözüküyor şu an itibariyle. Diyoruz ki bir de kan torbasını bir de mi teyit edelim? Acaba gerçekten AB pozitif miydi bu torba kan? Belki etiketleme hatası oluştu Kızılay Kan Merkezi'nde ya da biz hazırlıyorsak bizde. Hemen kan grubunu teyit ettiğimizde torbayla uyumlu bir kan grubunu buluyoruz. Ardından tabii panikliyor bizim arkadaşımız. Cross'u yapılmamış bir kan tag göndermiş. Peki ben bunun cross'un yapılmadığına dair bir teyit aldım, bir kaydım var, bir kanıtım var mı bana kliniğin evet cross'suz kan takılmasını kabul ediyorum dediğine dair? Henüz telefonla görüşüyorum, hala bir kağıt ortalıkta yok. Tabii ki vereceğiz, göndereceğiz.
demişlerdi ama hala ortalıkta bir kağıdımız yok. Bu yüzden de kanıtlayamıyoruz. Biz hemen bakıyoruz hasta madem konuşta bir tuhaflık var. Acaba bunda kontrolde bir tuhaflık var. Direkt konusu pozitif olmasın bu vakanın diyoruz. Çünkü kan grubunu değerlendiremiyoruz. Direkt konusu indirek konusunu çalışıyoruz. Çalıştığımızda direkt konusunun pozitif olduğunu kontrol dahil olmak üzere yine indirek konusunda pozitif olarak görüyoruz hastanın sonuçlarını. Tabii ki dediğim klinikle bir panik içerisinde birlikte hareket ederekten hemen bir kliniğe bilgi verme anlamında yaptıkları çalışmalarımızı bir toparlıyoruz. Ama orada diyoruz ki telefon ediyoruz kliniğe, hocam Başak hocam klinikte hasta ne durumda diye önce bir soruyoruz. Şimdi Meyrin hocam formu istemişsin, o gece nöbetçisinin problemi. Ben geldim bunu böyle buldum. Ben buna kuruşsuz takılsın filan demedim. Ben o formu imzalamam. O sorumluluğu almam. Yani şimdi kusura bakmayın. Doğruya doğru order veren ben değilim. Çık sen işin içinden artık. Başak, devreye girebilir miyim? Buyurun lütfen. Ya gerçek hayatta böyle yapmıyorum ya. Vallahi. rol. Ha, pis bir klinisyeni oynamanı istedik ama bu tür olaylarla kan bankası karşılaşıyor aslında değil mi Berin? Evet, aynen. Yani biz bu hastayı hani yarattık belki kendi kafamıza göre. Ama eminim Başak'ın hem indirek konusu hem direkt konusu pozitif olan ve böyle paldır küldür gelip de acil tedavi başlaması gereken hastaları oluyor. Ve bu tür kararları da hızlı vermek gerekebiliyor değil mi Başak? Kesinlikle öyle. Yani bu birkaç hastanın toplaması gibi düşünün bu senaryoyu. Bunların hepsi aslında yaşandı. Burada çok vurgulu olsun diye bir araya topladık. Bu söyleşi saatinde her problemin üstünden geçebilelim diye. Ama bunların hepsi yaşanıyor gerçekten. Klinikteki paniği de düşünürseniz biz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz o sırada. Dolayısıyla bize gelen bu sonuçlar altın değerinde. İletişim sanıyorum işin altın anahtarı. Hepimiz yoğun ve yorgun çalışıyoruz. Hepimiz karşılıklı iletişimi koparmadan bunu çözmenin bir yolunu bulmak. Benim günlük pratiğim mutlaka yüz yüze konuşup hani anlatıp karşı tarafı ikna etmeye çalışmak. Günün bir kısmında bunları yaşadığımı itiraf ediyorum ama. Evet, bir şey rica edebilir miyim? Konuşmacılar dışındakiler seslerini kapatabilirse onların seslerini duyuyoruz. Konuşmamız bölünebiliyor. Dikkat dağılıyor. Bu durumda ben size klinikte ne haldeyiz onu söyleyeyim. Şimdi önce bir kör kaldık. Ne olduğunu anlamadık. Evet hastanın başında kan takılıydı ve bir akut transfüzyon reaksiyonunu akıl ettik. Ama olabilecek başka şeyler de vardı. Allah'tan o arada hastanın durumunu stabilize ettik. Yaşamsal bulguları normal, monitör bulguları, EKG ritmi, solunum paterni normal hastanın. Biz bu arada bir takım tetkiklerimizi gönderdik kan merkezine ama istersek canımız istedi, yüklenme bulguları düşündük, akciğer filmi çektik, canımız istedi, nifrosemid yaptık, çocuğun kliniği düzeliyor mu, düzelmiyor mu değerlendirdik. Yani biz de hastanın kliniğine göre bir takım variyeteler çektik ve bir yola girdik ama hastanın durumunu stabilize ettik. Şimdi geriye dönüp sorma vakti. Ya bu çocuğa ne oldu? O sırada hastanın tercümanı geldi. Çünkü akut bir olay yaşadık. O da başında bize yardımcı olmaya çalışıyor. Dedi ki hocam evraklar Rusça ama Kiril alfabesiydi. Yani Romence olsa anlarım ben bunu. Evraklar Rusça ama bu çocuk A pozitif. Aa öyle miymiş dedik. Hemşire ama biz buna AB verdik. Torbada AB yazıyordu dedi. Eyvahlar olsun dedik. Kan takılmadan önce bu bilgiye sahip olmadığımızı, gelen kanı gerçekten AB taktığımızı, bu bilgiyi bir aslında 15-20 dakika önce kontrol etmeyi başarmış olsak, şu sürecin içinden belki de geçmeyeceğimizi acı ile fark ettik. Kan merkezi neler fark etti Berin Hocam? Kan merkezi de aynen. Aslında biz kan grubunu sizden öğrenmiş olduk, hastanın eski kan grubunu. Çünkü biz o gördüğümüz görüntüyle kan grubunu belirleyemiyoruz direkt düz pozitifliği nedeniyle. Ancak tabii ki kartın çalışma sırasında kontrol pozitifliğinin gözden kaçtığını fark ettik. Çünkü o sırada bizim nöbetçi teknisyen arkadaşımız acile gelmiş olan iki tane kurşunlanma vakasıyla uğraşıyordu. Onlara kan yetiştirmeye çalışıyordu. O telaşta AB yukarıda deyip kontrol, evet bu AB pozitif diye değerlendirmiş, kontrol pozitifliğini de fark etmemiş. Reverse'a bakmak zaten o kargaşada aklına gelmemiş. Tabii kontrol pozitifliğini görmeyince ya bu hastanın direkt konusu pozitif olmasın acaba? Ben bu kartın kan grubunu değerlendiremiyor olabilirim diye düşünememiş.
Bu nedenle direkt konusunu da çalışamamış. Zaten kosmetik takılması yapılmasını klinik kendisi istemedi. Belki istemiş olsaydı ki biz geri planda çalıştığımız kontrolde de bunun pozitif olduğunu gördük. Bunu da görememişiz. Bu durumda bunca kurosuz kan göndermemize rağmen kan markası olarak hala bunun kanıtı, yani kliniğin bunu istediğiyle ilgili bir kanıtımız yok. Üstelik biraz önce konuşurken Başak Hanım dedi ki ben taktırmadım ki bu kanıt size, istem formunu ben göndermedim size. Zaten bunu da bu şekildeyken ben size şu an öyle bir istem formu gönderemem dedi. Ve biz sonuç itibariyle aslında hastanın grubu belirli belirleyemememize rağmen AB testi göndermiş olduk. Aslında hastamızın kayıtlarına göre daha pozitifmiş. Bu durumda ne yapacağız hocam? Vallahi hocam, yani bana soracak olursan ben hiç yaşanmamış gibi olmayı, hastayı da toparladım. Hani hiç yaşanmamış kabul etmeyi tercih ederim. Ama şu benimle birlikte sunum yapan akıllı sarışın onu bana öyle kabul ettirmez. Ne yapacağız hocam böyle kabul etmiyorsak? Hocam biliyorsunuz ki hemovijilans diye bir durum var. Yapmamız gerekenler arasında iz sürmemiz gerekiyor. Bu gerçeği unutamıyoruz maalesef ki. Hemovijilansın iz sürmesini devreye sokuyoruz bu durumda. Ve biliyorsunuz Başakçığım, buyurun hocam. Pardon Berin'cim, genelde hocam sesiniz kapandı. Pardon, dışarıdan ses geliyor diye ben sesimi kapatmıştım. Genelde bu şekilde farklı gruptan transfüzyonlarda ya da herhangi bir transfüzyon reaksiyonlarında ne yazık ki karşılaştığımız klinisyenden aldığımız tavır bu tarzda oluyor. Yani hastayı tedavi ediyorlar ama orada kalıyor iş. Yani tedavinin süreci devam ederken bu neydi acaba? Bu reaksiyon nasıl önlenebilirdi veya bir sonrakini nasıl önleyebilirim? Yani Berin'in dediği gibi hemovijilansla ilgili bu bizim bugün bakacağımız 5N1K aşamasına pek geçemiyoruz. Hep böyle bir halının altını süpürme durumu oluyor. Evet, gerçekten oluyor. Yani zaten olduğu için burada bunu böyle canlandırdık. Biz artık günümüzde proaktif doktorluk yapamıyoruz. O kadar endişeliyiz ki gün içinde herhangi bir şeyden, hiç alakasız şeylerden, bir mere, cimere, oraya buraya şikayet yazmaktan, gözümüzün üstünde yumruk yiyecek miyiz diye kaygılanmaktan ve haklı haksız bir sürü davayla yıllarca uğraşmaktan bıktık, usandık. Onun için çok reaktif, çok nasıl söyleyeyim, defansif oynuyoruz oyunu. Ofansif oynayamıyoruz, korkuyoruz. Bunun sonucunda bunu kendi elimle imzalarsam, bir hukuki soruşturmada buradan, artık bir davada oradan uğraşırım ben kaygısı o kadar yoğun ki insanlar yani ama ne olmuş ortaya çıksın demekten imtina ediyorlar. Çünkü kendilerini koruyan bir sistem olduğunu düşünmüyorlar. Tek başlarına hissediyorlar kendilerini. Bu bakış açısıyla ben bu davranış kalıbını anlayabiliyorum. Onaylamıyorum ama anlayabiliyorum. Hani maalesef öyle bir denge problemi oluyor diye düşünüyorum. Ama tamam, peki transfüzyona karar verelim. Sorun bu, tamam. Peki. Her ne kadar Başakçığım görmezden gelmek istese de bunun bildirilmesi, yani bu transfer reaksiyonu gerçekleştirildiğinde bu reaksiyonun tanısının konulması ve tedavisinin gerçekleştirilmesinde transfüzyon kararını veren primer hekimi aslında bizzat sorumlu olan kişi. Eğer transfüzyon reaksiyonu, gelişen reaksiyon ikinci dereceden daha şiddetli ve üzerinde ise bunu sağlık müdürlüğüne ve bölge kan hizmeti, kan merkezine bildirmesi gerekiyor, bildirmemiz gerekiyor. Peki bu bildiriyi biz nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani raporlamasını nasıl yapıyoruz dersek de biliyorsunuz ki ulusal hemovijilans rehberimiz var. Burada yazılanlara göre, akış şemalarına göre, formlara göre bunları bildirmemiz gerekiyor. Derece 2 reaksiyon demişken acaba Başakçığım derecelendirmeyi bir klinisyen olarak nereden bakabilirim diye herhalde bir düşündü. Ama ben ulusal hemovijilans rehberi de dedim. Ulusal hemovijilans rehberinde neler yazıyormuş Başakçığım peki bu konuyla ilgili? Şimdi ulusal hemovijilans rehberi aslında çok net biçimde tanımlamış, açıklamış gerçekten. Derece 1'de nispeten hafif reaksiyonlardan bahsediyoruz. Tıbbi müdahale yapılması gerekebilir ancak yapısal bütünlüğüne, vücut fonksiyonlarına kalıcı bir hasara yol açmaz bu reaksiyon. Biz bunu yaşıyoruz. Sevri reaksiyonlar görüyoruz klinikte. Yani alerjik reaksiyonlar görüyoruz. Aslında bu daha
gündelikte kullandığımız derece basamak buna aşinayız. İkinci derece dediğimizde ama daha ciddi reaksiyonlardan bahsediyoruz. Hastaneye yatış gerekti mi? Yatış süresini uzattı mı? Kalıcı ya da belirgin sakatlık veya iş görmezliğe yol açıyor mu? Ya da vücut fonksiyonlarında bozulma, kalıcı hasarı önlemek için tıbbi veya cerrahi müdahale gereksinimine neden olacak şiddette bir reaksiyon mu? Derece 3'te yaşamı tehdit ediyor artık. Transfüzyonu takiben ölümü önlemek için müdahale ediyorsunuz. Vazopresör kullanıyorsunuz, entübe ediyorsunuz, yoğun bakım alıyorsunuz. Tanımlamış da ölümü önlemek için yaptığımız 3 temel şeyi tanımlamış. Dolayısıyla bunlardan birini bile yaptıysak derece 3 yaşamı tehdit etti dememiz lazım. Derece 4 ölüm zaten hastanın vefat durumu. Ben bu hastada diyorum ki hastanede yatması gerekti. Yatış süresi belki uzattı. Ben o gün kan verip gönderirdim aslında. Ayaktan tetkik ederdim ama en az 24 saat hastayı yakın izledim. Olan bitenden korktum. Ek tetkik yaptım. Üstelik orada hastanın hipotansiyonu gelişti. Şok bulguları vardı. Vazopresör kullanmaya gitmedi ama agresif volüm desteğiyle ben bu hastayı toparladım. Onun için diyorum ki bu reaksiyon o kadar hafif değildi. Ben buna ciddi reaksiyon olarak yorumlayayım. Olasılık düzeyine bakacak olursak. Şimdi tersten başlayayım burada. 3 kesim. İstenmeyen reaksiyon kan ve kan bileşeni ile ilgili şüphe bırakmayacak şekilde kanıtlanmış olmalı. Biz burada aslında mekanizmayı kurduk, basamakları aydınlattık. Sorunun nerede olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anladık ama bir eksiğimiz kaldı. Biz hala kan grubunun A olduğunu kendimiz teyit edemedik. Beyin hocam benden daha güzel ifade eder. Diyor ki senin kayıtlarından A olduğunu görüyorum. Haklısın, A olabilir ama ben onu gösteremiyorum. Direkt konusu pozitif hastanın. Dolayısıyla kesin evet A pozitif ve AB verdim diyemedim. Ama ben bu hastada istenmeyen reaksiyonun açıkça ilişkili olduğuna dair birçok kanıt elde ettim. Dolayısıyla büyük olasılıkla bu olan biten hastaya yanlış kan grubu transfüze etmekten kaynaklandı. Ciddiyet derecesine 2 dedim, olasılık düzeyine de büyük olasılıkla dedim, 2 dedim. Ben bunları dedim hocam. Dedim de ne işe yaradı bunları demem. Sen ne yapacaksın bu bilgileri? Şimdi ciddiyet derecesi 2 ve üzerinde Sağlık Müdürlüğü'ne ve bakanlığa ve bölge kan merkezine bildiriyoruz dedik. Ne yapmamız gerektiği aslında hemojans rehberinde tanımlanıyor. Hastada istenmeyen bir reaksiyon varsa şöyle bir akış şemasına göre işlem yapacaksınız diyor. Tabii burada öncelikle yapılması gereken hastanın transfüzyonunu gerçekleştiren hekim tarafından transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyon formu ve transfüzyon ile ilişkili inceleme ve tedavi formunun doldurulması. Burada özellikle altını çiziyoruz. Bu formların mutlaka klinisyen tarafından doldurulmasını bekliyoruz. Ve bu formlar doldurulduktan sonra bir sonraki basamağa geçiyoruz. Her ne kadar Başakçım reaksiyonu kabul etmemiş olsa da bildirimi maalesef bu formları da onun doldurması gerekiyor. Ek hocam, 16 ve 17. Onu doldur dedin, bunu doldur dedin. Getirdin, koydun formları önüme. Ek 16 da senin sorumluluğun, ek 17 de dedim. Bir türlü şey yapamadık yani. Ben bu ek 16'yı şöyle bir gözden geçirdim hocam. Hastanın kimlik bilgilerini açıkça yazdım. Hasta kan grubuna kendi bildiğimi yazdım. Bileşen bilgilerini de yazdım. Ben bir eritrosit konsantresi istemiştim. ISBT numarası belliydi ve grubu da AB oydu. Çapraz karşılaştırma istememiştim. Ama bunu istemediğime dair hiç kanıt yoktu. Bileşen evet, özelliklerinde de bir şey var. Aslında ışınlanmış olmalıydı teorik olarak benim bu hastayı seçtiğim kan. Ama o aciliyet sırasında bunu kim ışınlayacak da kim getirecek, götürecek, takacak. Her merkezde ışın cihazı olmadığında göz önüne alırsak bu ışınlanma hevesimi, arzumu yerine getiremediğim için onu hiç belirtmiyorum. Hocam biz Kızılay'dan getirtirdik ışınlanmış ürünü. İstemediniz. İşte ben yok acil o arada ben şey yapmasaydım tabii aslında başka şeyler de. Siz isteseydiniz biz verirdik. Durum da gerçekten acildi. Tanımadığım, bilmediğim hasta varmış, gelmiş, gecenin bir körü uçaktan inmiş. Yani ben de can kurtarmaya çalıştım. O sırada doğru olduğunu düşündüğüm şey yaptım. Başkanım ben bir müdahalede bulunabilir miyim? Lütfen. Hastanın kan grubunu belirleyemedik aslında. Evet. Yani sende bir eski bir kayıt var. Bizde de abuk sonuçlar var. Bence burada hasta kan grubunu yazmaman lazım. Çünkü ben de aynen yazarsak burada bir hatalı sonuca gidebiliriz. Elimizde bir bilgi var ama bu bilgiler net değil, kesin değil. Ben burada söz istiyorum hocam.
Transfüzyon merkezi olarak hastanın daha önceden elinde bir bilgisi varsa, kan grubunun grubuyla ilgili herhangi bir kağıdı varsa elinde, biz bu kağıt olsa bile transfüzyon gerçekleştireceğimiz bütün hastaların kan grubunu teyit etmek zorundayız. Bilgi tabii ki, oradaki yazı olan bilgi tabii ki bizim işimize yarıyor. Fakat bu sonuca göre ben bu hastaya zaten kan takmıyorum. Bunu da özellikle altını çizmek lazım. Tabii hiçbirimiz aynı şekilde günlük işte asla böyle bir şey yapmıyoruz. Şey teklif ediyorum, Orusça belgeyi de bunun arkasına çıtçıtlayalım. Yok, gerekli değil. Bir anlamı yok hocam. Hastada, klinik bulgu olarak bir şeyler gördük. Bizim bu hastamızın solunum sıkıntısı oldu, göğüs ağrısı oldu, kendini rahatsız hissetti, ateşi çıktı, hipotansiyon gelişti. Bütün bunları da belirtiler kısmından işaretledik. Ardından biz gereken kan analizlerini de yaptık. Ben bu hastadan direkt indirekt konus istedim. LDH düzeyini takip ettim. Haptoglobin düşüyor mu diye baktım. Hemoglobin düşüyor mu? Çünkü hemoliz. Hastayı bu açılardan da takip ettim. Oksijen satürasyonunu zaten izliyordum. Aklım başıma geldi. Hastanın zaten yatışında istediğim tetkikleri de çıkmaya başladı. İmmünoglobulin A düzeyini de gördüm ben orada hastanın. IgA eksikliği değilmiş çok şükür dedim. Mesela anafilaksi değilmiş o zaman bu. IgA eksikliği yokmuş dedim. Vital bulguları takip ettim. EKG'sini gördüm. Akciğer filmini gördüm. Hemay geçirmiyormuş çok şükür de dedim. İdrar analizi yaptım. Hemoglobin ürüsünü gördüm. Dediğim gibi bunların hepsini buraya işaretledim, bildirdim. İstenmeyen reaksiyonu bu durumda, bu bilgiler ışığında AB uygunsuzluğundan kaynaklı akut hemin hemolitik reaksiyon olarak işaretledim. Çünkü diğer reaksiyonların olmadığını düşünüyorum. Yaptığım laboratuvar testlerimle o değildi, bu değildi, herhalde şurdudayım ben şu an. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Peki EK17'yi de ben dolduracakmışım, anladım. Ona da hekim, buna da hekim. EK17'ye de baktım. Bu da aslında şöyle bir karşılaştırma. Hasta neydi, ne oldu karşılaştırması? Başlarken ne haldeydin? Hangi bulgular geliştiği özetliyor. Burada bize soruyor hastanın kimlik bilgileriyle birlikte. Ateşi soruyor, eş zamanlı verdiğin başka tedavi var mıydı diye soruyor. Hani eş zamanlı kanla birlikte hiçbir şey takılmaz diye bir bilgi var. Tamam. Gerçek hayatta buna hiç uymadığımız yoğun bakım hastası var mı? Var. Vazopresörle birlikte 50 tane makinenin infüzyonu giderken kan taktığım hasta var. Dolayısıyla neyse gerçeği onu da yazmakta fayda var. Çünkü buna klinik bir açıklamamız var. Hastanın aynı zamanda bulgularını böyle güzelce başladık, anlattık. IV sıvısının şeyini, uyguladığımız tedaviyi de yazıyoruz. Ne gördük? Biz bu hastaya ne yaptık? Kortikosteroid uyguladık, antipiretik verdik, antihistaminik yaptık, diüretik uyguladık, oksijen taktık. Ben bunların hepsini yaptım. Hatta hasta, dışarıdan gelmiş bir lösemi hastası, bu reaksiyon ateşle başladı. Ben bunun febril nötropeni olup olmadığını bilmiyorum. Antibiyotik bile yaptım. O anda hepsini yaptım çünkü durumu kurtarabilmek için. Reaksiyonla ilgili örneklerimi de sürecin kontrolü için hazırladım ve gönderdim. Hazırladıklarımı işaretledim. Hastanın kan grubu yeni örnek ile doğrulanabildi mi, doğrulanamadı mı? Ne yaptık? Onu da işaretledik. Bunu da ben imzalıyorum Belin Hocam. Evet canım. Sen tedavi ettin, sen imzalıyorsun. Oldu. Peki hocam, Allah aşkına bu kadar formu doldurun, sen ne yapacaksın? Onu da bana, bunu da bana doldurttun. Bir de bunu da sen dolduracaksın. Bunu da sen dolduracaksın hocam. Hala ben dolduracağım. Hala bunu sen. Bu da kan bileşeni transfer ve transfüzyon izlem formu. Bu form 15, ek 15 ile birlikte 3 tane formun 15, 16, 17 olarak kan bankasına göndermeni bekliyorum Başakcığım. Tamam. Yollayacağım o zaman ben bu 3 formu sana. Evet. Ben kan bankasına yollayınca sen ne yapacaksın hocam? Evet, kan bankasında hastanemizin hemojenaz koordinatörümüz var biliyorsunuz. Koordinatörümüzde transfer reaksiyonu oluştuğu için hemen hızlı bildirim formunu dolduruyor. Hızlı bildirim formunda tabii ki bize gelen bir önceki formlardaki bilgilerin aynen üst bilgiler aynısını geçiriyoruz. Arkasında AB uyumsuzluğuna mı bağlıymış bu reaksiyon diye onu işaretleyerekten ve yine reaksiyonun ilişkilendirme derecesi ve ciddiyet derecesini belirterekten bu formu dolduruyoruz. Hızlı bildirim formunu dolduran ya da bildiren ben olduğum için transfüzyon kan merkez kurumumuz ve hastane hemojenaz koordinatörü tarafından imzalanarak o form dolduruluyor. Diğer formumuz ise EK19. Burada transfüzyon ilişkili istenmeyen reaksiyon doğrulama formu. Bu reaksiyon gerçekten transfüzyona bağlı mı gelişti? Yani gördüğünüz reaksiyonun sebebi transfüzyon muydu? Bunu
kanıtlamak için doldurduğumuz bir reaksiyon. Burada da yine bize gelen form bilgilerine göre doldurmaya başlıyoruz. İlişkilendirme derecesini 2 olarak belirtiyoruz. Çünkü Başak bize 2 olarak söylemişti klinisyen arkadaşımız. Yine reaksiyonun ciddiyet derecesini gelen bilgiye göre 2 olarak dolduruyoruz. Yani biz klinisyeni bize bildirmiş olanları da oraya geçiriyoruz. Tamamen belirleyici yine her ne kadar Başak'cığım kabul etmesin aslında Başak. Arkasından istenmeyen reaksiyonumuz doğrulandı mı? Ona bakıyoruz. Başak'cığım. Yine istenmeyen reaksiyonun tipi değişti mi? Bunlara bakıyoruz. Şimdi burada devam edelim mi? Yine burada sözü ben Başak'a vermek istiyorum. Çünkü istenmeyen reaksiyonun tipi ya da şiddetiyle ilgili hastanın takip eden hekimi olduğu için hasta ona o karar verecek. Çünkü biraz önce söyledik ki yoğun bakıma yatırmak zorunda da kalabilir bu hastayı birkaç saat sonra. Bununla ilgili klinisyen arkadaşımız hasta sözü vermek gerekiyor. Bu reaksiyonun şiddeti değişti mi ya da tipi? Şimdi reaksiyonun ciddiyet derecesi değişmedi. Çünkü bir noktaya kadar olay geldi ama o orada durdu. Sınırlamayı başardık ya da reaksiyon kendi kendine sınırladı. Allah'ın sevgili kuluyduk. Reaksiyon durduğu için bence ciddiyet derecesi değişmedi. Ama mesela ben bunu yaşadım biliyor musunuz? Benim ciddiyet derecesi 2 yazdığım bir form bana geri döndü. Hocam bunun ciddiyet derecesini 1 yazar mısınız dendi. Ben de ne münasebet ben buna klinisyen olarak karar verdim. Onun derecesini değiştirmiyorum dedim. Yani aksi de yaşandı. Ya şimdi hocam bunu sağlık müdürlüğüne falan bildirmekle mi uğraşacağız da yaşadım hayatta. Ciddiyet derecesi bence değişmedi. Aslında tersi de olabilir Başak. Yani sen 2 olarak tanımlarsın ama hasta böbrek yetmezliğine girer. Tabii. Belki de eksik olur. Yani evet, yoğun bakıma yatması gerekiyor. Aynen. Tabii bunların hepsini doğrulamadan bu formu da doldurmamak lazım. Doldurmamak lazım. O zamanı geçtikten sonra doldurmakta fayda var. Kesinlikle. Bir süre tanımak lazım. Sizinle aynı fikirdeyim. Benim hastam şanslıydım. Tamamen iyileşti. Yine imzaladım. Allah'tan bu sefer derin de imza attı. Fakat burada bir şey var. İlişkilendirme derecesi. Değişti mi değişmedi mi? Bu biraz tartışmalı. Biraz önce de bahsettik. Şimdi aslında biz bu hastanın kan grubunu A olarak gösterebilmiş olsaydık laboratuvarımızda, direkt kumsu negatifleşmiş olsa ve biz o kan grubunu çalışmış olsak, biz bunun ilişkilendirme derecesini 2'den 3'e kesine geçirirdik. Ama henüz öyle bir süreç tamamlamadık. Direkt kumsu negatifleşmedi. Biz eğer bu çalışmayı yapamadıysak, eski bilgilere dayanarak bu çalışmayı, bu ilişkilendirmeyi yapamayacağımız için ben 2'de bıraktım. Ama bu evet, kesine de dönebilirdi eğer bu çalışmayı yapabilmiş olsaydık. Burada eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben miyim? Bana mı? ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu doğrulama formunu hemen hızlı bildirim. Zaten adı üzerine hızlı bildirimde olay olur olmaz bildiriyoruz. Ama doğrulama formunda hastanın takibinin bitmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde mesela siz tedavi uyguladınız, direkt kumsu belki negatifleşecek ama hemen pat diye ertesi gün olmuyor. Birkaç gün hastayı takip ediyorsunuz. Belki bir hafta 10 gün sonra direkt kumsun normale döndüğünde hastanın kan grubunu da belirleyebileceğiz o zaman. Bu şartlarda hastanın kan grubunu doğrulama şansınız olmadığı için daha sonra doğrulama formunu doldurmak çok daha anlamlı. Peki, biz şanslıydık. Bu reaksiyon aslında burada kaldı. Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu dedik. Belki haftalar sonra çocuğun kan grubunun A olduğunu da gösterdik. Ve gerçekten A'ya AB vermiştik. Ben burada hasta klinik stabil seyrettiği için orada durdu iş ama orada durmayabilirdi. Attığımız taş inanılmaz etkiler doğurabilir. Bir göle atılmış taşın halkaları gibi büyüyebilir ve hastanın canına kast edebilirdi. Akut intravasküler hemolizle hemoglobin, haptoglobin düşüşünü, LDH total ve indirekt bilirbinin artışını gözleyebilirdik. Akut intravasküler hemolizle 5 hemoglobinle gelmiş hastayı 2 hemoglobinle bulabilirdik. Daha beteri de olurdu yani. Yaygın damar içi pıhtılaşma yaşayabilirdik. Protrombin zamanının uzamasından, aktive parsiyel tromboplastin zamanının uzamasından ve fibrinojenin düşüşünden bunu yorumlayabilirdik. Edimer de aynı şekilde yükselirdi. Şok ve akut böbrek yetmezliği bulguları gelişirdi hastada. İdrar miktarı azalırdı, BUN ve kreatinli artardı, elektrolit imbalansı gelişirdi, idrar rengi değişir, hemotiri gözlenirdi, taşikardi ve hipotansiyon olurdu. Bu hasta ameliyat masasında bir hasta olsaydı, biz aslında daha çok
hastanın vital bulgu değişikliklerinden, idrar miktarının azalmasından, renk değiştirmesinden ya da çalışılan alanın, cerrahi alanın ani kanlanmasından anlayacaktık hatta. Belki sadece hastanın ifadesi değil de hastanın klinik gözlemi bize hastanın reaksiyonunu belirtecekti. Ne kadar hasta başında uyanık olmamızı gerektiren bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da bu şekilde tekrar hatırlamış olduk. Peki tamam, hastanın durumunu stabilize ettik ama kafamızda deli sorular var. Yani benim kafamda var. Hala transfüzyon ihtiyacı var. Hastanın hemoglobini 5'ti. Baktım 4.7. Ne yapacağım? Trombosit ihtiyacı da var. Trombositi 12.000. Tak hadi tak, ne yapacağım yani? Kanama riski olan hasta üstelik. Peki transfüzyon sırasında neye dikkat edeyim? Ve bu hastaya bundan sonra mutlaka premedikasyonla mı ürün vereyim? Bu kafamdaki deli soruların Allah'tan ulusal rehberimizde cevapları da var. Farklı kan grubu ile transfüzyon sonrası tutum başlığı altında bize ne yapacağımızı anlatıyor rehber. Özetle hastanın kendi ABO grubu ile transfüzyon istenebilir aslında. Ancak biz bu hastada kendi kan grubunu belirleyemedik. Bu bir akut hemolitik reaksiyondu, direkt kumsu pozitifti. Şu an elimizde başka bir bulgu yok. Bu hastada hemolizden çekiniyoruz, bir akut hemolitik reaksiyon sınırladık. Sıfır negatif kan grubuyla da devam etmek uygun olabilir. Peki neye bakarız? Alıcının o anki örneğinin plazmasındaki anti A ve anti B de bize yol gösterici olur. Trombosit için de bu geçerlidir. Ama trombositte ilk tercihimiz anti A ve anti B, anti B içermeyen AB grubu trombosite dönmek olur. Bu noktada Eraş'ın çok fark etmeyebileceğini hatırlatayım. Crossmatch uyumlu kan bulabilirsek pek nadir olur ama bazen olur. Benim hayatta bir iki kere başıma geldi. Hastanın kendi kan grubuyla transfüzyonunu sürdürmek de mümkün. Cross uygun kanı takmak mümkün. Çapraz karşılaştırma uyumsuzluğu devam ediyorsa sıfır negatif eritrosit transfüzyonuyla devam etmek gerekir. Trombosite vurguladığım gibi öncelikle A, AB olacak şekilde ardından A ve B en son sıfır tercihiyle seçmek mümkün olabilir. Kan bankacı hocalarım bununla ilgili bir yorum yapmak isterler mi? Bir katkıda bulunmak isterler mi? Biz klinikte bu şekilde uyguluyoruz. Böyle uygulanmasını öneriyoruz. Aynen. Bir de tabii premedikasyon mevzu var. Şimdi bu premedikasyon mevzusunu şöyle söylemek istiyorum. Ben hiçbir kan ürünü öncesi IgA eksikliği olduğunu bildiğim hasta dışında premedikasyon yaptırtmıyorum. Bunun için hasta yakını tarafından şikayet edildim. Bize geldiğimiz merkezde her trombosit öncesi avil yapılırdı. Bu kadın yapmadı diye şikayet edildim. Hatalı ben miyim? Premedikasyon bu transfüzyonlar öncesi rutin önerilen bir şey değil. Hatta rutin yapılması hata. Transfüzyon veya oluşabilecek transfüzyon reaksiyonu maskelemek doğru bir davranış biçimi değil her şeyden önce. Başımıza iş çıkmasın diye bunları yapıyor olmanın bir anlamı yok yani. Bir ikincisi gerçek bir transfüzyon reaksiyonu gölgeler ve sonraki süreci daha büyük bir hatayla bize döndürebilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Burada hastanın akut hemoliz durumu var, bunu gözden kaçırmamak lazım ama orada benim taktiğim hastayı çok yakın vital bulgularıyla izlemek oluyor genel itibariyle. Peki tekrarlamaması için biz klinikte neler yapabilirdik? Transfüzyon acil ya da çok acil, evet, ama aceleye getirmek bir hata. Çünkü acil ve acele birbirinden farklı şeyler aslında. Tıbbi durum evraklarını kontrol etseydik, bileşen formunu eksiksiz doldursaydık, transfüzyonun aciliyet derecesini uygun belirleseydik, belki o arada damar açıp bir volüm genişleticiyle, bir efesle, esefle kan bankasına bir 45 dakika verir, o cross match'i yaptırırdık ya da kartları bu kadar hızlı acele ettirmeseydik, kontrol kuyucunun gözden kaçırılmamasını indirekt olarak sağlayabilirdik. Kan grubu bilmiyorsak, acil transfüzyon yapacaksak o zaman sıfır negatif seçseydik. Bu sıfır negatifi biz istiyoruz da, şimdi ben klinikten istiyorum, kan bankasından karşılıyorum gibi oluyor. Sıfır negatif iş, şu korona pandemisinde yani biz mumla arıyoruz, bilmiyorum katılımcı arkadaşlarımız da yazacaklar. Cross istenmiyorsa bunun bilgisini yazılı olarak iletmeliydik. Sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Kan transfüzyonuna başlanırken kimlik bilgisi, kan grubu bilgisini tekrar etmiş olsaydık, belki orada da bir müdahale şansımız olurdu. Ve bu kontrolleri mutlaka iki kişiyle yapmalıydık. Ne yapalım? Gece nöbetçi bir servis, gece nöbette bir tane servis hemşiresi vardı. O da garibim. 5 hastaya, 10 hastaya koşturuyordu. Bu kadar oldu. Derin hocam, sen neler yapardın? Ben neler yapardım kan bankasında? Tabii ki öncelikle hastanın kan grubunu belirleyip hastanın kendi grubundan kan vermeye çalışırdım.
Tabii bu vakada belirleyemedik direkt kuş pozitifliği nedeniyle ama tabii bunlarda da uyanık olmamız gerekiyor çalışan olarak. Kan grubu sonucunun burada en önemli şey aslında çift gözle kontrolün yapılması. Gece nöbetçisi acildeki çift kuşlanmayla uğraşıyordu ikisi de belki de ya da bir kişiydiler, bir kişilerdi. Ama o sırada o yoğunlukta ikinci göz onu görmeye kontrol etmeye fırsat olmamış olabilir ya da ikinci bir nöbetçileri olmayabilir. Çift göz kontrolü mutlaka yapılması gerekiyor. Yine acil şartlarda olsa bile çalıştığımız tüm örneklerde kontrol kuyucuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten kontrol çalışmış mı? Evet, bu sonuçta bu kartı değerlendirmeye uygun mu? Kontrol pozitifliğinin aslında şeyin amacı o. Bu kartın sonucu değerlendirmeyi kabul ediyor muyuz görmemiz gerekiyor. Daha diğer önemli nokta biraz önce aynen aslında biz de bunu çok yaşıyoruz. Evet ben kan çok acil ama istem formunu birazdan göndereceğim krosslu ya da krossuz bir şekilde dense bile hala istem kağıdını göndermediniz diye aradığımız yine krossuz kan takılmasını kabul ettim ben ya da acil istem yapıyorum kabul ettimin imzalı kaşeli evranı bir türlü alamadığımız zamanlar oluyor. Bu olmadan da tüm sorumluluğun kan bankası çalışanlarına ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mutlaka bu olay olmadan kan çıkışını yapmamamız gerekiyor. Yine eğer biz krossuz kan çıkışı yapacaksak, evramımız da geldi, evet onayladık. Bu durumda da rehberimiz diyor ki bizim krossuz kan takılmasını kabul edildiği, ürünün krossuz yapı olduğunu bilgisinin mutlaka kan torbasının üzerinde olması gerektiğini unsal rehberimiz söylüyor. Başakçığım. Bunlara dikkat etmemiz tamam, gerekiyor özellikle. Peki. Hastanın durumu bizce böyle. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Kök neden analizimiz ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından yapılmış, ne kadar oldu? Şimdi ben sözü öncelikle Banu ablama sonra da tüm katılımcılara bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlarım ben de size çok teşekkür ederim. Senaryoyu işte güzel oynadınız. Ama yaşadıklarımızı anlattım. Ama bu tabii gerçek bir hayat hikayesinden de alınmış olabilirdi bu. Bunu biliyoruz. Ben de izninizle birkaç şey not aldım. Onları hani geçirdiğimiz olaylar diyelim, deneyimler oradan paylaşmak istiyorum. Bir tanesi 30 yıllık bir süredir kan bankacılığıyla uğraşıyorum ve oldum olası AB pozitif kan grubundan korkmuşumdur. Yani acaba bunun altında başka bir şey mi var? Bu gerçekten AB pozitif mi diye genellikle de teyit ettirmeye çalışırım. Biliyoruz ki kartlardaki çoğu yer artık jel kartlar kullanıyor, kart sistemini kullanıyor. Ve bu sistemin validasyonu yani kartın test sonucunuzun geçerliliğini kontrol kuyusuyla gösterebiliyoruz. Dolayısıyla da kontrol kuyusunun en baştan gözden kaçmadan değerlendirilmesi çok önemli. Pek çok yerde bu değerlendirmeler bir takım okuyucularla yapılıyor ama eğer kendi gözünüzle değerlendirme yapıyorsanız ne olur önce kontrol kuyusuna bakalım daha sonra testin diğer sonuçlarını irdeleyelim. Bu bir eklemek istediğim şeylerden bir tanesi. İkincisi sözel order'la ilgili. Gerçekten klinik hekimlerin zamanı olmayabilir. Yani bazen öyle hastalar oluyor ki mesela cerrahi branşlardan arkadaşlarla çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. Bazen egzajere ederler, bazen de gerçektir. İşte ameliyattayım. Elim hastanın kalbinde yok işte karnında sen bana istek formundan bahsediyorsun gibi şeyler söylerler. Doğrudur. Bunlar da yaşanabilir şeyler. Bu yüzden de denir ki rehberimizde 24 saat içerisinde tamamlanmalıdır. Ama başağın canlandırdığı hekim gibi bana ne Ahmet istemiş ben bu istemi imzalamam diyen hekimlerimizle de karşılaşmıyor değiliz. Ve son olarak da şunu anlatmak istiyorum. Aslında hemovigilance dediğimiz şey ister elektronik ortamda olsun, ister yüz yüze olsun olay bütünüyle iletişimden geçiyor. Yani lütfen klinik hekimden bu rehberleri, bu formları bilmesini beklemeyin.
Bilmeyecekler tabii ki ama bu bilgiyi vermesi gereken kişiler bizleriz. Yani Hemovigilance koordinatörü, yani Hemovigilance hemşiresi. Her şeyden evvel Hemovigilance hemşiresi ve koordinatörü birbiriyle çok yakın çalışmalı. Hemovigilance hemşirelerinin kattaki klinik sorumlularla çok yakın çalışması lazım. Ve buradan geri bildirim almamız çok önemli. Yani bir reaksiyon olmuş mu? Transfüzyon sırasında hastanın vital bulgularında bir değişiklik var mı? Bunları yakinen takip etmek lazım. Ardından eğer bir geri bildirim aldıysak, olumsuz bir geri bildirim ya da bir değişiklik aldıysak, bilgisi aldıysak, bunun üzerine Hemovigilance koordinatörünün mutlaka gitmesi lazım. Nasıl bir reaksiyon gördünüz, ne zaman gördünüz, neden gördünüz, ne yaptınız gibi bilgileri doldurduktan sonra, gerekli formlara doldurduktan sonra yine klinisyenle birlikte doğrulamaları tamamlamaları ve bunları ilgili yerlere bildirmeleri lazım. Bu işler zaman alacak şeyler. Hatta bu bildirimlerin neticesinde ulusal kararların alınması da zaman alacak şeyler. Ama bence iletişime bir yerden başlamak ve ondan sonra da süreci hızlandırmak lazım. Şimdi bir arkadaşımızdan soru geldi. Aman 7 tane gelmiş, aşağıda bakacağım biraz sonra onlara. Arkadaşımız der ki doğrulama için belli bir süre var mı? Bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında özetledik aslında. Hani önemli olan hızlı bildirimin çabuk yapılması. Ama doğrulama hastanın tedavisi bittikten sonra yapılabilecek bir şey de olabilir. Yani mesela bu olayda olduğu gibi direkt konus pozitifliği, evet, tedavi sonrası düzelecek. Ve ben bunun kan grubunu teyit edeceğim, doğrulayacağım. Ondan sonra doğrulamayı bildirebilirim. Hani bunun için aslında temel belirleyici belki hastanın tedavi süreci. Başakçığım, sen ne diyorsun? Ben böyle düşünüyorum. Hemen doldurmamız zaten gerekmiyor. Ben bu konuyla ilgili ben de aynı şeyi düşünüyorum. Uzun bir, yani bildirilmiş bir zaman aralığı rehberde varsa lütfen katkıda bulun, bizi düzeltin. Yok. Ben böyle bir zaman aralığı bilmiyorum ama hastanın klinik tablosu bu durumun belirleyicisi diye düşünüyorum. Evet, aynen. Aslında bunu reaksiyon belirliyor arkadaşlar. Yani tabii, düşündüğünüz reaksiyonda doğrulamanız gereken ne varsa o testi doğrulama süresini kabaca baştan belirleyebilirsiniz. Bu, yani uyduruyorum. Mesela dediniz ki bir ay içerisinde benim beklentim işte hasta tedavi olacak, direkt kumsu negatifleşecek. Ben de kan grubunu belirleyeceğim diye önceden bir tahmin yürütebilirsiniz. Birinci ayın sonunda diyelim ki hastanızda yine kan grubunu tespit edemediniz. Bunu da kayıt altına alırsınız. Hastanın işte direkt kums ve indirekt kums pozitifliği devam etmektedir. Kan grubu belirlenememiştir. Sıfır negatif ES ile transfüzyona devam edilmektedir gibi. Önemli olan burada Hemovigilance da aslında bir kalite süreci sonuç itibariyle. Siz bu işin farkında mısınız? Ve ne yaptınız? Yani bu işi çözmek için ne yaptınız? Bir dahakini önlemek için ne yaptınız? Öncelikle bunu kayıt altına almanız gerekir. Bunun için belirlenmiş net bir süre yok. Yani bir haftada bu şeyi hani kapatmalısınız bu döfü veyahut da bu doğrulamayı tamamlamalısınız gibi bir süreç yok. Neler gelmiş? Biz de sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür etmişler güzel anlattıkları için. Mehmet demiş ki acil istem formuna zaman olmadığında tutanakla durumu belgelemek doğru olur. Olabilir ama tutanak da bir zaman sonuç itibariyle. Yani hangisi pratikse onu yapmakta fayda var. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi de teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Zübeyde Hanım, kadın hastalıkları, oradan da bir teşekkür gelmiş. Evet, Başak, sana özel teşekkür gelmiş. Benim çok sevgili kan bankacısı arkadaşlarım var tabii. Türkiye'nin dört bir, sizden aldığımız eğitim zamanı birlikte olduğum arkadaşlarımdan biri. Sonra Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık ama irtibatımız kopmadı. Bu vesileyle çok selam sevgilerimi gönderiyorum.
Evet, arkadaşlar bu söyleşi günlerini biz aslında şöyle talepler geldi. Tekrar izleyebilir miyiz? Daha sonra bakabilir miyiz? Şimdi söyleşi günlerinde farkındaysanız herkesin yüzü görünüyor. Ve hepinizin izninin olması gerekiyor. Bu yüzden de biz kayıt zorunluluğu getirdik. Kayıt sırasında eğer siz onay veriyorsanız bunun yayınlanmasına, o takdirde biz de bu şekilde bu kayıtları işte çeşitli sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar diledikleri zaman bu videoları girip izleyebiliyorlar. Yani size güçlük çıkarmak için değil de aslında sonradan da bu işe devam edebilmeniz adına böyle bir kayıt olayını getirdik. 5 dakikamız var. Varsa soru alabiliriz. Hocam Azerbaycan'dan da teşekkürleri var. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kardeş ülke her zaman yanımızdalar. Onları çok seviyoruz. Kimleri görüyorum? Musa'yı gördüm, Leyla'yı gördüm, Sevda'yı gördüm. Diğer sayfada kimler var bilmiyorum. Sizler de bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet, Serfinaz Hanım demiş ki devamı gelecek mi? Hem de ne biçim gelecek? Her ay bundan sonra söyleşi günlerine devam edeceğiz. Özellikle arkadaşlar bu söyleşi günlerinde şöyle konular seçtik. Kan bankalarında karşılaştığımız sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz? Beraber ne yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Mesela immünohematolojik testler, mesela yine hemovigilance, mesela belki hasta kanı yönetimi, klinikle iletişim, bunlardan bahsedeceğiz. Evet, katkısı olan, sorusu olan var mı? Hocam bir soru var. Doktor Burcu Parlak sormuş, reaksiyon geliştiğinde istenmeyen olay formu dolduruluyor mu? Dolduruluyorsa bunu, özür dilerim, kim dolduruyor herhalde sorunun gerisi? Hepsini tam göremedim. Söyleyebilirim. Buyurun lütfen siz cevaplayın. Ben İstenmeyen olay ve istenmeyen reaksiyon aslında birbirlerinden farklı şeyler. İstenmeyen olayda bir olay gerçekleşiyor. Reaksiyonda da hastada mesela istenmeyen olay ne olabilir? İşte atıyorum işte enfeksiyon tarama testleri pozitif olmasına rağmen yani bir olay gerçekleşmiş. Hastada bir reaksiyona sebep olmamış aslında. Ancak o zaman da oluyor. Reaksiyonda ise hastada bir reaksiyon, hastaya kan takılmış ve reaksiyon gelişmiş anlaşılıyor. Bir soru daha var arkadaşlar. Febril nötropeni hastasında sanırım transfüzyonu veya ateşi belirlemekle ilgili. Bunu geçen hafta konuştuk aslında. Yine tekrarlayalım. Başak, senin hasta grubun. Dilersen sen cevapla. Şöyle, bu soru çok haklı. Sunum sırasında da bahsetmeye çalıştık. Bu hastada ateş olduğu anda, solunum sıkıntısı olduğu anda ben bu çocuğun ya da bu erişkinin bir febril nötropeni reaksiyonu yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Birincisi bu enfeksiyon ilişkili bir durum olabilir. Bizzat primer kişinin enfeksiyonundan kaynaklı bir durum olabilir bu. Yani o sırada göğüste ağrı hissediyor, solunum sıkıntısı hissediyor veya ateşi var hastanın. Bunların hepsi bir pulmoner enfeksiyon bulgusu olabilir. Zaten bunu dışlayamayacağım için antibiyotik güvenli olduğunu düşündüğüm bir antibiyotik ben bu hastaya uygularım klinisyen olarak. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir hasta, bazal akciğer durumunu bilmiyorum. İlk geç kalmamak adına, çünkü febril nötropenide, derin nötropenide ilk 45 dakika içinde antibiyotiğinizi yapmış olmalısınız. Geç kalmamak adına, hatta bazı testlerin çıkmasını beklemeden ilk doz antibiyotiğini yaparım. Ve öyleymiş gibi davranırım. Ama o arada sonuçları çıkar. Akciğer grafisini görürüm. Onlara yönelik davranışlarımı antibiyotiği devam ettirmek şeklinde ya da durmak şeklinde düzenlerim. Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonu daha sık karşılaştığımız bir durum ve elbette o da ateşle başlıyor. Ama orada beklediğimiz şey daha çok hemoliz bulgularının olmadığı, sadece ateşle ilerleyen, onun da çözüldüğü bir klinik durum. Dolayısıyla benim hastam şoka gitti. Hipotansiyon gelişti, ben onun laboratuvar bulgularına baktım. Hemoglobini 4.7 oldu, daha beter oldu dedim hatta. Dolayısıyla ben hastamda hemoliz düşünüyorum, febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonu düşünmüyorum. Ama klinikte daha çok onunla karşılaştığımızda doğrudur. Siz ne dersiniz? Ben şey söyleyeyim. Şimdi senin hasta grubunda febril nötropeni çok oluyor. Transfüzyon da yapıyorsun doğal olarak. Yani ateşli hastaya transfüzyon yapma olayı
Sen hani üzerinde durdun, premedikasyondan bahsettin. Bu hasta grubunda sanırım premedikasyon yapmak daha doğru. Çünkü birazcık ateşi düşürüp hani düşerse daha sonra transfüzyon yapmak. Peki transfüzyon reaksiyonuna nasıl karar vereceğiz? Orada da artışı değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yani 1-1,5 derecelik bir artış söz konusu olduğunda ha tamam bu o zaman transfüzyona bağlı bir reaksiyon olabilir diyoruz. Aslında sizin hasta grubunuz gerçekten zor. Yani hematoloji, onkoloji grubunda altta yatan hastalıklar, verdiğiniz tedaviler, bunlarla beraber sık yaptığınız transfüzyonlar en sıkıntılı grup sanırım sizin hasta grubunuz diye düşünüyorum. Diğer hastaları değerlendirmek biraz daha kolay oluyor. Dürüst olmak gerekirse bazen trombosite, eritrosite biz ucuca ekliyoruz ki zaten. Yani trombosit bitiyor, seti çıkarken eritrosit takılıyor. Yani hangisinin reaksiyonuydu bu? Günlük hayatta işler gerçekten metodik olarak anlattığımız kadar kolay ilerlemeyebiliyor. Ama onu çözmek de yine bize kalmış bir iş. Hematoloji, onkoloji hemşireleri o konuda bir sanat yürütüyorlar. Ateş ve transfüzyon dengesi sanatı diye bir şey var bence yani. Evet, süremizi 1 dakika aştık. Bir talep var. Transfüzyon çalışanlarının da hekimler gibi yasal işte sorumluluk altına girmelerinde destek olacak bir sigorta oluşturulması ya da bu konuların konuşulması şeklinde Rıza Bey'den bir talep var. Olabilir. Bu konuyu da aramızda çok güzel işleyebilecek arkadaşlarımız var. Sağlık hukuku eğitimi almış hocalarımız var. Onlardan dinleyebiliriz. Belki çözüm gelemeyebilir ama en azından bir bilgi sahibi olabiliriz konuyla ilgili. Bu arada arkadaşlar genel bir bilgi Hülya Hocam'ın hatırlatmasıyla ben buradan sizlere tekrar hatırlatayım. Kongre tarihimizi belirledik. Kasım ayının ilk haftası, heyecanla diyoruz ki yüz yüze inşallah beraber oluruz. Maske de olsa gözlerimiz birbirini görsün istiyoruz. O olmazsa o zaman yine böyle işte soğuk ekranlardan belki kongremize devam edeceğiz ama inşallah yüz yüze görüşebiliriz. Kasım ayının ilk haftasında şu anda programımızı oluşturmakla uğraşıyoruz. Lütfen hazırlıklara başlayın, çalışmalarınızı bizlerle paylaşın. Hepinize çok güzel, sağlıklı öncelikle bir gün dileyim. Daha sonra da bir ay sonra yine söyleşi günlerinde görüşmek üzere diyeyim. Başakcığım, Berincim, katkınız var mı? Yok abla, teşekkür ederim herkese katıldıkları için, bizi dinledikleri için. Başakcığım, eline sağlık beraber. Banucuğum, son bir kez ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlara ayrılmadan. Duyuyor musunuz beni? Evet abi, duyuyoruz. Tamam. Tamam, duyuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, dün kongremizin yüz yüze kongremizin ihalesini yaptık. Haberiniz olsun. Yani şu anda 3-7 Kasım'da kongre tarihi belirlendi. Büyük bir ihtimalle de bunu gerçekleştireceğiz. Şimdiden posterlerinizi ve bildirilerinizi hazırlayın lütfen, sözlü bildirilerinizi. Hepinizi bekliyoruz, çalışmaya başlayalım. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.